Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şurada. Herkese günaydın. Bugün biraz acelemiz var. Saatim yok. Saat 8 demez. Çıkmamız lazım. Deniz'in beslenmesini hazırladım ama en önemli madde yok. En önemli şey yok içerisinde. Ana yemeği yok. Sandviçi yok. Orhan'a sabah ekmek aldırdım. Ev bildiğiniz tam takır kuru bakır. Bir alışverişe çıkacağım. Yani peynir bile yok evde. O derece. Nasıl böyle bu hale geldim ben bilmiyorum yani. Hani gideceğim markete gideceğim. Tamam. Markete gideceğim. Bir türlü gidemedim. Gidemedim bir türlü. Şimdi evde peynir bile yok. Orhan'a rica ettim. O şimdi Deniz'e sandviç hazırlıyor. Gidip giderken alacağız sandviçini. Peynirli sandviç hazırlıyor babası. Deniz'e evet gideceğiz şimdi. Gidiyoruz. Saçım çok çiğ sarı kaldı ya. Deniz'im. Deniz'i bıraktım şimdi. Orhan'la sandviç almaya gitmiştim. Kahve de istedim. Çünkü kahve içemedim sabah. O kadar geç kaldık yani. Aslında geç kalmadık. Tam zamanda geldik ama ben böyle biraz zamanımız olmazsa kendimi kötü hissediyorum. Yani böyle rahat takılabileceğimiz bir 10 dakikamız olsa yeter yani. Ama o 10 dakikada yoktu. O yüzden bayağı bir acele ettik. Zaten ekstradan kafeye de gittim. Oradaki zamanı oraya harcamış oldum. Dört problemli denklem gibi oldu. Matematik sorusu gibi oldu. Şu kadar zamanı bu kadar harcadıysanız. Sabah sabah yine çok şeyimdeyim yani. Orhan bana özel kahve yapmış. Ah. Vallahi yani Starbucks yanında halt etmiş. Çok güzel yapmış. Bana özel. Çok güzel yapmış. Bunu izliyorsan Orhan. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Böyle tam da sevdiğim gibi. Çok sıcak değil. Evet, kahve faslından sonra. Şimdi alışverişe gideceğim. Arkadaşın gelmesini bekliyorum daha doğrusu. Geçen aldığım kostümü iade edeceğim. Çünkü başkası istemiş. Ona vereceğiz. Böyle biz böyle yardımlaşıyoruz birbirimizle. Güzel oluyor aslında. Gerçekten güzel bir şey yani. Bunlar da hani var. İngilizlerde de var. Böyle yardımlaşma birbirine. Güzel bir şey. Her İngiliz'de yok. Ama ben olan İngiliz'i bulduğum için çok şanslı hissediyorum. Artık kapatabilir miyiz şu silecekleri? Evet. Bayağı bir buharlandım şu an şundan. Markete gideceğim. Yeah, right. Alışkanlık kusura bakmayın. Evet markete gideceğim. Liste yapmadım. Çünkü ev bildiğiniz tam takır olduğu için ne varsa almak istiyorum bugün bildiğin. Bütün reyonları gezmek istiyorum. Hazır vaktim de var. Eve gideceğim ondan sonra. Market alışverişinden sonra. İnşallah güzel vaktim kalırsa sarma saracağım. Çünkü ben biraz yavaş sarıyorum sarmayı. Maalesef annelerimiz gibi hıp hızlı saramıyorum. O yüzden biraz yavaş sardığım için güzel bir vaktim olursa şöyle 2 saat 3 saat kadar şey yapacağım. Sarma saracağım bugün. Hani dedim kalırsa Deniz'in beslenmesine de koyarım. Güzel olur yani sarma. Onun haricinde başka bir şey demeyeceğim. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edin beni. Oradan da video paylaştığım zaman haber veriyorum. Ekstradan fotoğraflar paylaşıyorum. İsterseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz şimdi. Döndüm. Başım döndü. Maskeyle hiç konuşamıyorum. Ay Allah'ım. Of. Alışverişi neredeyse bitirdim. Kostümlere bakmaya geldim. Bir de indirimde kıyafet falan varsa dedim Deniz'e göre bir şeyler. Bunlara bakacağım şimdi. Bayağı bir geniş açıdan çekiyorum bugün. Burayı yeni keşfettim. Kahve makinesinin üstüne koydum. Geçen bir videoda da kullanmışım. Ben burayı daha önce niye kullanmadım en azından. Böyle gip geniş çekebiliyorum her tarafı. Marketten aldıklarımı göstereceğim şimdi. Böyle gösterirsem acaba çok mu uzak olur? Çok uzak olur. Yine ben elden göstereyim en iyisi. Evet daha iyi olur yani hepimiz için de.
Hatta yakınlaştırayım ya da öyle yapayım. Öyle mi yapayım? Öyle yapayım. Kendi kendime karar veriyorum işte. Kaşık göstereceğim. Elime ne gelirse göstereceğim neler aldığımı. Evet. Domates aldım. Saplı, yok dallı. Dallı domates aldım. Sürekli ben kokluyorum, öyle alıyorum ben. Çok güzel kokuyor. Domates kokusuna bayılırım. Şöyle mısır aldım. Bunlar yarı pişmiş oluyor. 5 dakikada falan haşlayabiliyorsunuz. Ya da ben bunları tavada şöyle kızartmayı da düşünüyorum. Kızartma derken grill gibi. Böyle de düşünüyorum. Evet. Başka ne aldım? Soğan aldım. Şöyle bir paket. Beyaz soğan. Ayrıyetten geçen sefer bir yerde bulmuştum zaten. Pembe soğan da aldım. Pembe soğanı pembenin içine koymuşlar bir de. Pembe soğan aldım. Bunun böyle çoklusunu bulamadım aslında. Bulsaydım alacaktım ama böyle 3 tane vardı. Bundan aldım. Pembe soğan çok güzel. Çok lezzetli. Mor gibi çok tatlı değil. Böyle bu beyazla morun ikisinin arası bir şey. Güzel gayet. Portakal, sıkmalık. Yiyemiyoruz biz. Ben genelde sıkıyorum onları. Bir de mandalina. Bunu da sıkmalık aldım. Arada yiyorum da. Ya bir tek ben yiyorum açıkçası. Benden başka kimse de yemiyor. Ya evin yiyicisi benim zaten. Fasulye aldım şöyle. Uzun uzun. Uzun ve yassı olanlardan aldım fasulye. Başka ne aldım? Küçük salatalık aldım. Ondan sonracığıma şöyle üzüm aldım. Rengi böyle ikisinin ortası karışık bir renk yani olmuş bu. Tam böyle olmamış gibi de duruyor ama güzel yani, bunlar lezzetli oluyor. Üzüm aldım. Başka ne aldım? Bayağı karışık veriyorum şu anda. Turşu aldım. Küçük kornişon turşulardan. Bunları Deniz yani birkaç günde çerez niyetine yiyor. Bitiriyor yani. En sık aldığım eve şeylerden biri şu turşu, biri de şu. Yani şu zeytin de hemen bitiyor. Deniz böyle tasın içine koydurtuyor bana. Televizyonun karşısında çerez niyetine gerçekten yiyor yani. Bayağı yiyor. Yani güzel bir şey sonuçta, kötü bir şey değil yani. Zeytin aldım. Çekirdekleri çıkartılmış. Patates aldım. Normal patates bu. Kabukları her ne kadar renkli olsa da bu normal düz patates. Bayağı büyük bir tam kremi. Patates. Başka. Fındık. Kabuklu. Christmas zamanına kadar bunlar çok olacak. Geçen sefer almıştım. Ben hemen bitirdim. Yine sadece ben yiyorum. Fındığı da ben yiyorum. Çok beğendim. Çok güzeldi. Böyle hafif tatlımsı bir tadı vardı. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Tekrardan aldım. Kabuklu fındık. Ondan sonra sushi aldım. Bunu Deniz'e aldım. Şu maki oluyor galiba bunların ismi. Şunlara bayılıyor. Ortasında sadece somon var. Füme somon. Bunlara bayılıyor. Bunu Deniz'e aldım özellikle. Şöyle banyo için. Banyonun, klozetin su haznesi var ya, su deposu. Onun içine atmalık bu. Böyle hem renk veriyor hem koku veriyor. Evet. Başka eskilere döndüm. Şundan aldım. Elma şekeri aldım. Elma şekeri bana Arnavut Kaldırımları şarkısını hatırlatıyor her zaman. Bu da tam böyle o klipte böyle biraz Cadılar Bayramı'sı bir klip ya. Yani şunu görünce dedim ki Arnavut kaldırımı, bunu alayım. Deniz çok sever elma şekeri. Halloween'e özel bu yapılmış. Bir poşet bitti. Bir tane bir şey daha aldım da onu en son göstereceğim. Yani çocukluğumun şeysi yani. Bilmiyorum, görünce bayağı bir duygulandım. Geçenlerde de aklımdan geçiyordu. Her neyse onu son söyleyeceğim. İki tane cheddar peyniri aldım. Bir tane kırmızı mercimek. Bu bizim kırmızı mercimeklerden biraz farklı galiba. Daha böyle kırık, yassı. Hani top top kırmızı değil. Ya da top turuncu değil diyeyim. Böyle bir kırmızı mercimek aldım. Güzel yani, memnun. Hemen pişiyor. İki tane tereyağı aldım. Başka şunlardan aldım. Pastrami. Brisket, bir
Tam olarak etin neresi olduğunu bilmiyorum ama şey bu, inek etinden yapılma şey, sandviçlik falan filan. Yani hazır şey gibi, jambon falan gibi bir şey yani. Hazır kahvaltılarda yiyebilmelik şeylerden. Bunlardan iki tane aldım. İki tanesi 3 pound çünkü. Bir tane somon aldım. Somon füme. Bizim evin vazgeçilmezlerinden. Biz hep somon fümeyle büyüdüğümüz için yapamıyoruz onsuz dermişim. Şöyle bir tane cornflakes aldım. Bunu yemelik değil, böyle bakıp şey yapmalık aldım dermişim. Bunu şey yapacağım. Şimdisel yapacağım bununla. Onun için aldım bunu. Aslında markasız bir şey baktım. Hani daha uygun olsun dedim ama markasızlarda şekerliler vardı. Almadım ben de onları. Şöyle böyle 5 tane paket var içerisinde. Küçük küçük böyle paketler. Beslenmelik. Çilek püresi üzeri yoğurtlanmış. Yani böyle yoğurtla böyle küçük küçük jelibon gibi yapmışlar bunu. Böyle bir şey aldım. Deniz seviyor. Aynı zamanda şu. Bu da böyle püre. Pestilimsi bir şey ama şekli pestil gibi değil. Daha böyle uzun uzun ahtapot gibi böyle kolları falan var. Çilekli yine. Çilek vazgeçilmezimiz. Şey aldım. Kuru fasulye değil. Baked beans aldım. Kuru fasulye değil bu. Tatlı fasulye oluyor. Tatlı fasulye aldım. Bunu bence çok güzel yapılmış bir şey ya bu. Yani kahvaltıda yiyebiliyorsunuz bunu. Ben akşam yemeğinde de yiyorum. Öğlen de yiyebilirsiniz. Her şekilde yeniyor. Mesela kahvaltıda tostun üzerine koyabilirsiniz. Tost ekmeğinin. Yağlayıp üzerine koyabilirsiniz. Peynirle muhteşem. Sabah kahvaltını sadece de yiyebilirsiniz. Yumurtanın yanında falan. Ondan sonra öğle yemeğinde isterseniz fırında patatesin içine koyun. Çok güzel. Akşam da aynı şekilde. Ya da akşam böyle işte ne diyebilirim böyle hafif et yemekleriniz falan filan varsa yanına böyle garnitür niyetine de güzel oluyor. Bilmiyorum, biz seviyoruz. Evet, 3 tane ondan aldım. Başka ton balığı aldım. Sandviçler için birebir ton balığı. Un aldım. Bir tane. Ve 15'lik yumurta aldım. Daha da var. Bitmiş, bir şey de kalmamış. Bir tane süt aldım. Umarım çekimi yapıyorum. Bunlar iyice yığıldı öne. Bir de şöyle lavantalı yerleri silmek için bir temizleyici aldım. Ve bugün sarma yapacaktım. Ama ben bir şey buldum. Bir saniye. Telefon susmaz. Evet. Bugün sarma saracaktım. Belki yine sararım. Şu an saati bilmiyorum ama saat kaç? 11'e geliyor. Sarabilirim herhalde. Sarmayı yine sararım ama hemen pişirmem belki. Balık buldum. Şöyle yarım kilo balık aldım. Ne balığı bu? Kadına sordum, ne dedim bu? Sprat dedi. Sprat balığıymış. Şöyle şu kadar büyüklükte bir balık. Bayağı da uygun yani. 1.80'e aldım bu kadar balığı. Hani nasıl pişiyor falan filan diye sordum. Hani dedim kılçığı çok mu fazla, nasıl? Kılçın dedi, yiyorsun gidiyor. Aa dedim, acaba hamsi mi? Hamsiden bence biraz daha büyük. İstavritimsi duruyor. Ama internetten baktığım zaman filiz balığı çıktı. Hatta tekrar bakayım. İsmini yanlış mı yazdım acaba? Filiz balığı ne? Hiçbir fikrim yok. Ben hiç yemedim daha önce. Hamsiymiş. Aa! Hamsiymiş bu. Hamsi almışım. Hamsiden biraz daha büyük duruyor gerçi de. Yani her hamsi de aynı boyda değil açıkçası. Onun da mevsim var herhalde. Hamsi almışım bilmeden. Niye ben filiz balığı diye buldum? Filiz bu. Acaba yanlış mı yazdım? Kadın bana sprat dedi. Ben de bir şeyler yazdım. Baktım şöyle Google'dan. He. Evet. Çözülmüş bir şeymiş bu. O yüzden bunu bugün yapmam lazım.
Evet, zaten kadın da şey dedi, böyle dedi una bulayıp dedi tavada dedi kızartabilirsiniz. Dedim ki aa aynı hamsi gibi. Demek ki hamsiymiş bu. Aa süper oldu. Tamam bugün hamsi yapıyorum o zaman. Evet sarmada başka bahara kaldı. Ne yapalım? Onu da başka zaman pişiririm artık. Evet aldıklarım bu kadar. Hı, aynı zamanda bir şey daha aldım. Çocukluğuma döndüm. Geçenlerde aklıma geldi. Dedim ki ya ben bundan çok almak istiyorum. Hani eskiden vardı. Daha önce de Tetris düşmüştü aklıma. Gördünüz mü? Tetris düşmüştü aklıma. Tetris alacağım dedim. Sonra eBay'den bir Tetris aldım ama yani kalitesi sıfır. Böyle bildiğim boştu yani. Tam çalışıyor ama hani o Tetris'in ağırlığı şeysi yok. Ben eski oyuncakları 90'larda kullandığımız işte oynadığımız oyuncaklara bilmiyorum çok şeyim yani çok seviyorum. Belki de yani çocukluğum olduğu için seviyorum. Sanal bebek aldım. Evet. Geçen aklımdan geçiyordu. Dedim ki sanal bebek alsam acaba Deniz dedim ilgisini çeker mi? Dedim. İnternetten bakacaktım. Sonra markette sanal bebek gördüm. Çok hoşuma gitti. Tamagotchi mi diyorlar bunun İngilizce ismini bilmiyorum ama sanal bebek diyoruz ama içerisinde hayvanlar var. Benim de vardı. Kırmızı 30 tane hayvan vardı. Bunda da 32 tane varmış. Çok güzel. Acaba ilgisini çekecek mi Deniz'in? Benimki şeydi böyle boynumu asıyordum. Böyle kocaman bir şey zinciri vardı. Tırnak makasının zincirleri olur ya. Onun böyle upuzunluğunu düşünün. Ben onu boynuma asıyordum. İşte her yere gidince otobüste böyle hep yanındaydı. İşte geceleri falan alarmı kuruyordum ona. Uyanıp yemek falan veriyordum. Tuvalete falan çıkartıyordum. Bilmiyorum şu anda Deniz'in jenerasyonu gerçekten çok farklı yani. Şey olarak da görsel olarak da bayağı bir yani siyah beyaz yani sonuçta. İki nokta yani nokta nokta yapılmış bir şey. Bilmiyorum heyecanlanır mı benim gibi ama bilmiyorum ya. Deniz oynamazsa ben oynarım. Ya vallahi çok özlemişim. Sarısı vardı yeşili vardı. Ben bunu almak istedim. Yeşil de değil tam aslında. Şey mint yeşili diyelim. Turkuazımsı, mint yeşilimsi bir şeyse. Çocukken cam göbeği derdik bu renge. Evet. Sanal bebek aldım işte. Bakalım. Aldıklarım bu kadar. Şimdi bunları yerleştireceğim ben. Ondan sonra da artık ne yaparsam. Bugün telefon susmamaya karar verdi galiba. Neyse. Görüşürüz birazdan. Şöyle bu kadar büyüklükte işte yani ben istavrit falan bir şey sanmıştım da hamsiymiş bu. Ben şimdi Deniz'i almaya gidiyorum. Oradan da eve geleceğiz. Bir şey yapmayacağız yani. Çöpü çıkartıyorum. Çöpü nasıl atacağım hiçbir fikrim yok. Çünkü şey, çöp kutusu çok yüksek. Açtığım zaman boy kısa. Açamıyorum tam anlamıyla. Çöp de büyük gördüğünüz gibi. Şöyle savurmam gerekiyor. Bayağı bir zorlanacağım ama mecbur çıkartmam lazım da çünkü içerisinde fazla kötü kokabilecek şeyler var. Orhan'ı bekleyemezlerdi yani. Evet bu iğrenç bilgiden de sonra gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hiç dinliyor mu anasını? Çekti gitti vallahi. Hiç ne eşya alayım malayım dinlemiyor bile. Deniz! Yok kayboldu. Neredesin sen? Neredesin? Ay! Yemin ediyorum korktum. Camdan da baktım. Camda yansıması yoktu.
atıyor, eğilmiş. Ödüm patladı, biliyorsun kalbim nasıl atıyor şu anda. Bunlar komşunun anneciğim, komşuya gelmiş. Hadi çık. Ödüm patlattın. Cadı. Çık hadi. Cidden korktum yalnız. Çünkü yansımasını görmedim. Bakayım. Yiyor mu? A'ya bas bir daha. Yedi mi? Ne yapıyor? Aa, uyuyor, uyuyor. Uyumuyor mu? Zzz mı vardı orada? Bas bakayım bir daha. İstemiyor herhalde, onu söylüyor. Bas bakayım. Hayır, istemiyorum diyor. Okey. Tuvalete gitsin bari. Tuvalete götür. Şuradan bas. Şuralara bas bakayım. Görünüyor mu? Yok. Ha, şurada. Tuvalet resmi bul. Tuvalet var mı? C'ye bas. K. Bu uyku. Temizlik. Kitap. Bu ne? Tartılmak. Bu ne ki? Ne resmi bu? That's hospital. Tamam, temizleme yap o zaman. Tuvalet odur herhalde. A yap. A'ya basacaksın. Ah. A. Yok, istemiyorum diyor. İstemiyormuş. Biraz bekleyelim bakalım. Okay, let's see if a square speech bubble comes out of its mouth that's saying something. Like if it wants soup or milk or a toilet or the car. Uyutsak bakalım uyuyacak mı? Yeah, I'll try that. It does need to get more energy. Bu ne? Uyuyor mu şimdi? Ne yapıyor bu? Valla oynamayı unutmuşum ben bunu ya. Deniz'in evi. That's what I'm doing tomorrow. The last details. Ne? The last two details. The fences and the roof and the chimney. Ha, çit yapacaksın kenarlarına. Bir de çatı yapacaksın. And that's it. Bir de baca. Süper. And that's it. Oops, kırıldı mı? Ama nasıl güzel oldu Deniz. Ben bu evde yaşarım. Cam yapmayı unutma. Şey, çatıyı komple kapatma ki ışık gelsin evin içine, olur mu? Tamam. Oh, I forgot. Ne? I need to do the windows. Pencere. Ama artık yatma vakti. Kapatalım mı videoyu artık? After I do the two windows. Tamam, ben kapatıyorum o zaman. Yeah. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.